Arkadaşlar, birçok kişi bilir. Benzinli arabalara mazot konmaz ya da dizel arabalara benzin konmaz. Peki bunun sebebi ne? Ne kadar zararlı? Bunu yaptığımız zaman arabada tam olarak ne gerçekleşiyor? Bu hataya düştüğünüz zaman neler yaparak düzeltebilirsiniz ya da maliyeti ne kadar olur? Gördüğünüz gibi yanımda bir şişe benzin ve bir şişe mazot bulunuyor. Bu bölümde deneysel olarak size neler olduğunu göstereceğim, sebeplerini anlatacağım. Ben anlatan adamlardan Doğacan ve gelin birlikte bu soruları cevaplayalım. Bir önceki videomda anlatmıştım. Benzinli ve dizel motorun icat edildikleri dönem aslında birbirlerini takip ediyor ve birbirlerinin üzerine icat ediliyorlar gibi düşünebilirsiniz. Her ne kadar aynı prensipte çalışsalar da aslında oldukça farklı iki motor. Kısaca prensiplerinden bahsetmek gerekirse benzinli bir motor varsa içeriye hava alınır, oksijen bu şekilde içeriye girer, enjektörlerden yakıt püskürtülür, sıkıştırma gerçekleşir ve bu bir kıvılcım atarak, çakarak bunu ateşler ve pistonunuz bu şekilde enerjiyi aşağı iletir ve harekete dönüştürülür. Dizel motorlara baktığınızda motorun içine yine hava alınıyor, enjektörler mazotu püskürtüyor, sıkıştırılıyor. Çok yüksek sıkıştırma oranlarından bahsediyoruz burada, yüksek basınçlardan bahsediyoruz. Bu yüksek basınca, yüksek sıkıştırma oranına çıktığınız zaman içerisi ısınıyor ve kendi kendine ateşleniyor. Ve bu sayede piston aşağı doğru hareket ediyor ve aracı hareket olarak veriliyor. Baktığınız zaman fark edeceğiniz iki ana fark var. Birincisi benzinli motorlardaki o çakan buji ve kıvılcıma ihtiyaç duymanız. İkincisi de sıkıştırma oranı. Bu iki motor arasındaki birinde kıvılcım çakan bujinin olması ve diğerinde olmaması aslında yakıtların tipiyle alakalı. Mazot arkadaşlar yanıcı değildir ama kendisi bir yakıttır. Benzin ise hem yanıcıdır hem yakıttır. Kağıt üstünde yani kibrit attığınızda mazotun yanmaması gerek. Ama bunun gerçek olup olmadığını şimdi birlikte denemek için gördüğünüz gibi küçük bir kaba biraz mazot aldım. YouTube kariyerim boyunca hayalini kurduğum bir şey söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar bunu evde denemeyin. Ben sizin için yapıyorum ve burada yanıp yanmadığını birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi kibritimi yaktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde 3 tane kibrit var. 3 kere denedik ve mazot gerçekten yanıcı değil, yanmıyor. Şimdi bir de aynısını benzinle göstereceğim. Bunda çok dikkatli olmak lazım. Benzin gerçekten yanıcı, kağıt üstünde. Bir de deneyelim bakalım benzin ne kadar hızlı alev alıyor. Atıyorum. Aa yanıyor. Gördüğünüz gibi üstü yanıyor arkadaşlar şu an. Üzerindeki alev görünüyor mu bilmiyorum. Yanıyor. Tabii ki bütün ateşte olduğu gibi bunu da söndürmek için kapağını kapatıyoruz. Ve oksijenini kestiğiniz zaman yanma sönüyor. İşte bunu tehlikeli yapan şey de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk attığımda yanmadığını sandım ama aslında kibrit daha havadayken alev aldı. Bunun sebebi de aslında benzin o kadar yanıcı ki buharı bile alev alıyor yükselmeye başladığı zaman. Ve yanmaya başladığı zaman da bütün şişenin içinde yanma gerçekleşiyor. Kapağını kapattığımızda da aynı motorlarda olduğu gibi havayı kestiğinizde yanma duruyor. Ama bu mazot ve benzinin farkını çok güzel bir şekilde gösteriyor size. Benzin daha kibrit havadayken buharıyla kibriti ateşleyip aşağı kadar inmesini sağladıysa ateşin mazot tam tersine kibrit aşağı kadar indi, içine düştü ve direkt söndü. Yanma gerçekleşmedi. İşte bu temel fark yüzünden benzinli bir motora mazot koyduğunuzda çok ilginç şeyler gerçekleşiyor. Gelin sırasıyla neler gerçekleştiğine şimdi bakalım. Diyelim ki benzinliğe gittiniz, pompacı size sormadan kapağı açtı ve arabanız benzinli ise mazot pompasını buradan koyup direkt deponuzu mazotla doldurdu. Burada ne oluyor arkadaşlar? Siz içeri girip kontağı açtığınız anda zaten ince bir ses duyarsınız. Bu ses yakıt pompanızın sesidir. Yakıt pompanız çalışmaya başlar. Bu sayede hatlardaki yakıtı enjektörlere doğru gönderir ve yakıt hattındaki basıncı arttırır. Marşı çevirdiğiniz andan itibaren ise bu hatlardaki yakıt motorun içine püskürtülmeye başlanır ve aracınızın motoru çalışmaya başlar. İşte benzinli aracınıza mazot koyup çalıştırdığınızda da aracınız ilk başta hiçbir sorun yokmuş gibi çalışacaktır ilk marşı çevirdiğiniz anda. Ama kısa bir süre sonra Arabanızın garip şeyler yaptığını ve uyarılar vermeye başladığını göreceksiniz. Peki burada ne gerçekleşiyor? Burada gördüğünüz sağ elimdeki benzin, sol elimdeki de mazot ve bunların arkadaşlar viskozitesi yani akmazlığı oldukça farklı aslında. Benzin çok daha kolay akan bir yakıtken mazotun hem yoğunluğu daha fazla hem de kıvamı daha yoğundur, daha akmazdır. Bu yüzden sırasıyla deponuzdan çekildiği anda yakıt filtrenizi tıkamaya başlar yakıt pompanızı bozmaya başlar. Daha sonra enjektörlerinize gider, enjektörlerinizi tıkar ve bu sebepten motorunuzu çalışmaz hale getirir. Şöyle düşünebilirsiniz, su ile çalışması için tasarlanan bir makinaya, mesela akvaryum pompasına bal koyduğunuzu düşünün. Bu tabii ki tasarım speklerinin dışında olduğu için bu pompayı bozacaktır. İşte aynı şekilde aracınızda da bu gerçekleşir. Çok daha yoğun ve çok daha akmaz bir malzemeyi pompanız yollamaya çalıştığı için hem enjektörleriniz tıkanır, hem filtreniz tıkanır, hem de pompanız bozulur. Ama yakıt sisteminizin bozulmasıyla bu işi kurtarırsınız. Bir de tam tersine bakalım. Dizel bir aracınız var. Yanlışlıkla pompacı benzin koydu ve aracı çalıştırdığınız ne oluyor? Bu sefer çok daha akan ve her yere gidebilen bir yakıt var aracınızın içinde ama doğru yakıt değil. Demin gördüğünüz fark işte burada çok önemli. Bu yakıtı alacak, bu sefer pompanız pompalayacak, enjektörünüz silindirin içine püskürtecek ve artık motorunuzun içinde normalde yanmaz olması gereken ama yanıcı olan bir yakıt olacak. Bu yüzden de yüksek sıkıştırma oranı birlikte... Benzin dizel motorun içinde kendi kendine ateşlenmeye başlayacak. Pistonunuz yukarıya doğru çıkarken sıkıştırma devresi sırasında birçok kez ateşlenecek ve çok ciddi bir vuruntu olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden motorunuza zarar verecek. İkisinin hasarını karşılaştırdığınız zaman ikisi de ufak hasarlar değil. Ama benzinli bir araca mazot koyduğunuzda genelde bütün yakıt sisteminizin değişmesi gerekiyor. Tam tersine dizel bir araca benzin koyduğunuzda ise motorunuzu tamamen bozmanız çok olası. Bu yüzden maliyet biraz daha fazla olabilir ama dediğim gibi ikisi de oldukça maliyetli. Arkadaşlar hep bana soruyorsunuz. Problemleri anlattın ama ne yapmamız gerektiğini, bu durumda nasıl kurtaracağımızı söylemedin. Şimdi size bunu söyleyeceğim. Diyelim ki pompacı yanlış yakıtı koydu aracınıza. Şanslıysanız bunu anında fark etmeniz lazım. Buradaki en kritik şey kontağı açmamak. Eğer yanlış yakıt olduğunu fark ettiyseniz kesinlikle kontağınızı açmayın. Çünkü dediğim gibi yakıt pompanız çalışmaya başlayacaktır. Bunu istemiyorsunuz. Bu durumda direkt güvendiğiniz bir ustayı ya da yetkili servisi arayıp aracınızı çalıştırmadan çektirmeniz gerekiyor. Aracınız daha sonra garaja gidecek. Bazı araçlarda yakıt deposunun altında tıpa bulunuyor. Bu tıpayı açıp içi boşaltılacak ve aracınız mesela benzinli ise Benzinle devri daim yaparak deponuzun içi tamamen temizlenecektir. Eğer şanslısanız tıpanız bulunmayacak. Tıpanız bulunmadığı için yakıt deponu sökülecektir ve yine benzinle içi temizlenip geri takılacaktır. Aracınız benzinliyse, aracınız dizelse aynısı mazotla yapılacak. Burada insanın aklına ya ben hortum soksam, içini çektirsem olmaz mı gibi geliyor ama bu şekilde deponun içini tamamen temizlemek mümkün değil ve aracınızın hem yakıt sistemini hem motorunu riske atmış oluyorsunuz. Aslında bu işlem işçilik olarak çok maliyetli bir işlem gibi görünmese de deponun içini yakıtla devri daim yaparak temizlediğiniz için sürekli temiz yakıt harcayacaksınız ve bu da oldukça maliyetli olacaktır. Ama onun dışında aracınıza hasar vermemiş olacaksınız. Ama diyelim ki fark etmediniz ve kontağı açtınız. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey anında kapatmak. Fark eder fark etmez aracınızın kontağını kapatmanız gerekiyor. Ve sonra aynısı tekrarlanacaktır. Ama dediğim gibi hasar çok daha büyüyecektir. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyif veren bir video olmuştur. Biraz daha deneysel bir şeyler yapmaya çalıştık. Beğendiyseniz videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bunların çok daha kısa versiyonlarını Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. Bunları da kaçırmamak için Instagram sayfamızdan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoş